Şimdi genetik olarak vücudumuzda benler olabilir. Hatta bazılarımızda çok sayıda olabilir. Bunlar açısından bunların özellikle uzman kişiler, yani bu alanda uzmanlaşmış dermatologlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Birçok klasik benlerde deri kanseri riski normal deriden çok farklı değil. Ama bazı benler var ki biz bunlara displastik benler diyoruz, atipik benler diyoruz. Bu benlerde deri kanseri geliştirme riski yüksek olduğu için takibi gerekiyor. Hatta risk oranları arttığında biz bunları cihazlarla değerlendirerek bu oranlarda artış olduğunda erken dönemde kanser gelişmeden hani orta veya yüksek displazik durumlarda biz bunları çıkararak hastayı kanser oluşumundan erken dönemde korumuş oluyoruz.